Bir bayan geldi. 15 gün durmayan bir adet kanaması. Hiç durmuyor. 15 gün boyunca devam ediyor. Sürüyor. Yani başlıyor ve sürekli kanama, sürekli kanama. Bazılarında miyom olursa bunu tetikliyor. Bazılarında evet. Kist olursa tetikliyor. Hormon düzensizlikleri ortaya çıkıyor vesaire vesaire. At kuyruğu otu, çoban çantası otu, aslan pençesi otu ve sarı kantaron. Bunlardan aynı oranda karıştırılarak değirmende toz haline getirilir. Bu karışımdan 2 yemek kaşığı demliğe konur. Ve bu çay bir taşımlık kaynatılabilir de. Gün boyu içilirse bütün kanamaları yavaş yavaş azaltır. Bir ay, 1,5 ay sonra normal dengeye oturur kanamaları. O aşırı kanaması olan hanımlar için. Peki biz daha önce bu bitkileri çok defa bu programda konuştuk. Başka pek çok şeye de yarıyor herhalde. Çünkü her bitkinin farklı karışımları. Yani farklı bunlar oranda. Bir araya gelince yani kanamaya mesela, karşı önlem oluyor. At kuyruğu otu olsun veya çoban çantası otu burun kanamasına da iyi gelir. İdrar yollarındaki kanamaları da hemoroid varsa hemoroid kanamasına karşı da etkili. Çünkü, evet. Bütün iç kanamalara karşı etkili. Bununla ilgili klinik araştırması da var. Almanya'da iki profesör, Profesör Doktor Wiesenau ve Profesör Wagner klinik araştırması yapmışlar bununla ilgili. Bunun birleşiminde çok özel bir enzim kanamaları önleyici özelliğe sahip. Damarları büzücü, sertleştirici özelliği sahip kanamaları önlüyor. Sarı kantaron ve şey at kuyruğu mu? Ben yanlış söyledim. Çoban çantası otuyla ilgili klinik araştırması var. Sarı kantaron da yine depresyon, sıkıntı, üzüntü, stres gibi rahatsızlıklara karşı etkili ama aynı zamanda damarları büzücü özelliği, yani kanamaları önleyici özelliği de var. Evet, bu sarı kantoronu biz depresif durumlar için, problemler depresif için konuşmuştuk. Böyle etkileri de var. Kanama önleyici etkisi de var. Aslan pençesi otu zaten bayanlardaki hormon düzensizliklerine karşı kullanılır. Yoğun adet halinde kullanıldığında frenleyici, damarları büzücü, kanamaları önleyici, iltihapları önleyici özelliği var. At kuyruğu otu da yine aynı şekilde bu karışıma ada çayı da katılabilir. Ada çayı da aynı şekilde damarları büzücü ve kanamaları önleyici özelliklere sahip. Bu bitkilerin hepsi ortak olarak 100'er gram karıştırılır. Değirmende toz haline getirilir. 2 yemek kaşığı demliğe konur. Üzerine 1 litre kaynar su.